Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Ramazan vlog, oruç vlogda buluştuk sizinle yine. Şu an tabii ki daha çok erken saatler, yani öğlen saatleri olduğu için enerjim oldukça yerinde. Geç de kalktım zaten 11'e doğru. Bir sıkıntı yok şu anda, hiçbir zorlanma yok açıkçası. Şimdi bugün gün boyu beraberiz. Neler yapacağız? Şimdi yerdeki bir dağınıklığı görebilir miyiz öncelikle Cihan'cığım? Şu dağınıklığı bir görelim. Bizim mutfak masasının üstü ahşaptı hatırlıyorsanız. O ahşap masanın rengine ve çok çizildi falan üstü. Ne yapsak ne etsek dedik. Boyatsak mı? Yok dedik. Yeni bir tabaka kestirelim üstüne. Boyamak çok içimize sinmez. Yeni bir tane beyaz bir tabaka kestirdik üstüne. Şimdi onun değişikliğini yapıyor Cihan. Artık beyaza çeviriyoruz mutfak masasını. Ondan sonra bir manava gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Eksikler var. Yemek yapılacak. İftar hazırlığı yapılacak. Yani tonla iş var. Esra da malum tatile çıktı. O da bugün evde. O da bana yardımcı olacak. Şu anda odasını topluyor. O bitirsin. Biz buradaki işi bitirelim. Ondan sonra da dışarıya alışverişe çıkacağız ve dediğim gibi akşama kadar beraberiz. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ailecek. Alışveriş yapacağız. İftar hazırlığı için, işte akşamki menü için bir alışveriş yapmamız gerekiyor. Bazı malzemeler eksik. Hatta bir çılgınlık yapıp güllaç yapmayı düşünüyorum. Ne? Evet, güllaç yapacağım. İftardan sonra annemlere gideceğiz çünkü adalar annemlerdeymiş. Geldi mi? Heh, annemlerdeymiş. Hem adayı göreceğim hem de onlara güllaç götüreceğim. Böyle boş elle gitmeyeyim. Hem de denemiş olurum diye düşünüyorum. Neden olmasın? Neden yapamayayım ki? Değil mi? Şimdi ilk önce aslında yürüyerek birazcık gitmek istiyordum manava ama vakit kalmadı ve o gücüm de kalmadı, o sabrım da kalmadı. Nefret ediyorum o müzikten. Kafamdan var ya, mecburi yani. Araçla gideceğiz. O zaman manavda devam. Allah Allah. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi... Ne kadarmış kilosu? Kilo yalnız, kilo değil. Küçük bir paket 30 lira. Ne alacağız? 650 alacağız. 650 mi? Bu daha da neler? Ne alsak? Şimdi biber falan o tarz bir şeye ihtiyacımız yok, değil mi? Taze fasulye alacağız, domates alacağız. Hadi bakalım. Biz yapalım. Şimdi biz manavdan alışverişimiz bitti, çıktık. Cihan'ı malzemelerle birlikte eve gönderdik. Çünkü onun biraz bugün başı dönüyor. Hiç kendinde değil. Yani bir rahatsızlık var üstünde. Biz birazcık yürüyelim eve kadar dedi mesela. Hem biraz hareket etmiş oluruz, hem biraz vakit geçmiş olur. Biz eve yürüyoruz. Şimdi eve gittiğim zaman böyle hazırlık mazırlık, tatlıydı matlıydı yemekler derken zaman hemencik geçiverecek. Güzel olacak. Az kaldı zaten. Şu an saat 4. Ay ne kadar ağır çim koktu. Ne güzel koktu. Öf yok be. İşte biraz da yürüyüş yapmış olacağız. Şimdi Esra bir hafta tatilde ya. Ben ona dedim ki Esra'cığım bir hafta bana takıl. Yani biraz yürüyüşler falan yapalım ama çok sıcak. Şu anda Esra baygınlık geçiriyor sıcaktan. Senin şort falan giyerdi. Ölüyorum yani şu an. Şort zamanları artık geldi gibi bir şey. Geldi yani. Evet. Biraz böyle Esra'ya bir kilo falan verdirteceğim yani bu hafta. Verdirtecek ya. Bir kilo aldım ya. Kaçtı ben? 47'ydim. Tabii. Bir ara 46'ydım. Sonra 47 oldum. Şimdi 48 ile 47 arasında gidip geliyorum. Çünkü bu ara fazla mutfakta ben vakit geçirdiğim için Esra'cığım da. Yani böyle bir 46'da sabitlenmek istiyorum. Evet, sabitleyeceğim hala ben seni. Hala çok abartı böyle bir kilom yok. Yok canım. Böyle... 46-47. Canım sıkılıyor, vermek istiyorum. Yani ben biraz değişeyim. Yani. Sen canını sıkma. Bak 47-800, 48 arasında gidip geliyorum yani. Evet, yapacak bir şey yok. Boyun, evet, Allah'tan gün, boyun 1.58-1.60'a yakın yani. 1.62 mi ne? Aa, o evet. Kadar oldu mu be? Doğru da. Geçen mesela anne 47.6 çıktım. Hı hı. Sonra bir gün 6 çıkıyorum, bir gün 8 çıkıyorum, bir gün 48 ya, çıkıyorum. Ya değişiyor. Benim de bir gün yani. 70 çıkıyor, bir gün 69 çıkıyor. Bu ara böyle bir aşağı bir yukarı ama evet ya, ben sonuçta aşağı yukarı yani. Belli yani kilolarımız daha da vereceğiz. Bu ara tersine bence 2 kilo falan filan veririz. Veririz. Birbirimize takılacağız. Evet. Vereceğiz. Şimdi eve doğru dediğim gibi yürüyoruz. Evde artık devam edeceğim. Saat daha 4. Yani. Haydi bakalım o zaman evde devam.
Şimdi biz eve girdik. İyi oldu, yürüyüş bana iyi geldi. Cihan da gelmiş, o sırada aldıklarımızı buraya tezgah çıkarmış. Şimdi gösteririm ama öncelikle hemen güllacı yapmam lazım. Çünkü saat 4 ve ben anneme de götüreceğim için bunun soğuması gerekiyor. Hemen cevizlerimizi mondadan ekeceğiz. Cihan'cığım hepsini geçeyim değil mi? Hepsini geç. Olsun. Zaten ne ki? 200 gram var orada zaten. 200 gram tamam. Allah'ım yarım, adam size gramla ölçü veriyor. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi hemen umarım bu geçer. Aslında büyük rondom da var ama robotum bilmiyorum ki. Bu kolayıma geldi galiba hemen böyle. Yapmamız gerekiyordu. Üşengeçlik yaptık, görüyor musun? Sunacığım sen kamerayı mı tut? Ben onu halledeceğim şimdi. Tamam bir saniye. Ben bir aldıklarımızı göstereyim. Hiç kamerayı tutmayayım. Şuraya tripodu getiririz. Çünkü ben devam etmek istiyorum hemen. Taze fasulye yapacağım. Onu kenara koyayım. Burada çilek var. Bunu başka zaman bir tatlı yapacağım. Ona kullanacağım bir tane mango. Muzumuz var. Portakalları. Limonata. Yapımı için buzluğa koyacağım. Çünkü portakallar biterse yazın limonata yapmak için portakal bulamazsam çok üzülürüm. Kivi. Güllaçın üstüne bir tane. Bu arada masayı gösterebilir misin? Masamız böyle oldu. Çok güzel oldu bence. Şunları kullanacağız. Masamız çok güzel oldu be. Değil mi? Domates kullanacağım iki tane. Bırakın şöyle taze fasulye için. Taze fasulye olacak. Mantar çorbası alacaktık. Hani unuttuk ya. Tüh. Yapacak bir şey yok. Evde yani, vardı ya Suna sanki. Bir tane domates yeter. Neyse bakarız. Evde var mı göreceğim. Bunları dolaba koyayım ben. Süt aldım. Köy sütü. Televizyonu kaldı. İndiriyordun Suna aşağıya. Gerçek mi söylüyorsun? Ya benim neden elimin ayarı yok bazen? Elimin ayarı hiç olmuyor biliyor musunuz? Şimdilik portakalı buraya koyayım Cihan. Sonra ben bundan böyle bir tane iki tane ayırıp difrize atacağım. Çileği koyalım böyle şimdilik. Hepsi şimdilik. Muzu böyle koyalım. O kabaklar kalsın, ben kavuracağım. Tamam, onları kavuracaksın biliyorum. Okey tamam. Burayı toparladık. Şimdi sütü hemen boşaltalım. Güllaç için 1,5 kilo süt, 2 su bardağı şeker. Şöyle parmağımızı sokacağız. Yanmayacak kadar ısıtacağız sütü. Böyle kaynamayacak ki güllacımız hamur olmasın. Videoları izledim, püf noktalarını aldım. Tabii ki de önce bir izliyorum, çalışıyorum, ondan sonra yapıyorum. Olmayan bir şeyi size vermek çok saçmalık olur değil mi? Olmayan bir tarif hiçbir zaman vermem. Sana ölçerek, bardak vereyim mi? Evet, ölçerek yapalım. Yani 2 bardak veya 1,5 bardak. Yok, 2. 200. Çünkü 5 bardak çıkıyor 1 litreden. Hatta 2,5 ama ben 2 tane koyacağım. 180 milim bile çıkıyor herhalde bardakta. Tamam, sıkıntı yok. 1 litre süt, 2 tane, 2 bardak da ayrıyetten süt koyduk. Bu yeterli gelecektir. Hepsini kullanacağız. Şimdi içine hemen şekerimizi de şey yapalım. Ondan ne kadar? 2 bardak. 2 su bardağı da şeker. Şöyle gösteriyorum. 1 2 Bakacağım hemen gül suyu varsa birazcık da gül suyu damlatacağım. Ben gül suyu almayı unuttum. Olsun, burada vardı, Isparta'dan almıştık ya, biz onları attık mı kullandık mı? Yok orada. Şimdi bakalım, içinde parfüm olmaması gerekiyor. Alkollü olmaması gerekiyor. Bu zaten şeydi ama %100 doğal gül suyu, natural diyor, parfüm bir şey. Zaten etiketinde yok bence, yoktur. Bence %100 bu doğal. Toplayabilir miyim? Çok az, bir kaşık atacağım zaten. Bu doğal. Doğal. Isparta'dan almıştık, hatırlamıyor musun? Ne günlerdi be, çok özledim ya. Şöyle tatile gidip bir şeyler yapmayı, böyle gezmeyi, vloglamayı, değişik yerler görmeyi çok özledim. Ama bu yaz tabii ki de yine yapacağız. Evet. Şimdi dediğim gibi bunu hızlı bir şekilde ısıtıyorum. Isı derecesine ulaştığında size tekrar göstereceğim nasıl olacağını. Hemen bilmeyenler için püf noktasını söylüyorum. Ben de yeni keşfettim. Ben de bilmiyordum açıkçası bunu. Parmağınızı geliyor.
parmağınızı soktunuz süte, böyle gösteriyorlar. Soktunuz, duruyor duruyor, ısınıyor, sıcak oluyor ama yakmıyor. Böyle olmalıymış. Çok, ay bu çocuklar gene kudurdu başladıklar. Çok yakarsa parmağınızı hamur oluyormuş ve Güllaç'ın parlak yüzü yukarı bakacakmış. Üste doğru. Bu şekilde böyle koyuyorsunuz. İnanın ilk defa yapıyorum desem hiç yalan olmaz. İlk defa yapıyorum ben de. İnşallah başarabilirim. Hemen bu şekilde böyle ıslatacağız. Bazıları tepsinin içine batırıyor. Ama ben ıslatmayı tercih ediyorum. Çünkü sonuç olarak bütün sütü içine döküyorlar. Yine aynı şey yani. Bir iki kat yapalım beraber. Ondan sonra kapatırım videoyu. Ay bu çocukların herhalde gırtlağını sıkıyorlar bahçede. Bana öyle geldi şu anda. Bak şöyle yumuşadıkça yanlardan şöyle bastırın ki iyice tepsinin içine sığsın. Evet. O da olacak. Çok güzel olacak hem de. Bu şekilde 6 tane yufkayı ıslatıp ıslatıp üst üste koyacağız. Ondan sonra araya bir ceviz atacağız. Bence oldu. Bence de oldu. Oh mis. Evet bu şekilde. Dediğim gibi 6 tane şimdi biz yapalım, koyalım. Ondan sonra ara kata gelince devam edeceğiz. Şimdi 6 katı da dizdim. Üstüne de ceviz, fındık, fıstık, ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir kat araya bundan atacağız. Bol bol atacağım. Böyle yiyen cevize doysun. Böyle cimrilik yapmış, hiç ceviz koymamış arasına demesinler diye. Cevizimizi bol atacağız aga. Yapmışken bir şey tam yapalım değil mi? Tamam. Şimdi mis olacak var ya. Üf. Arkadaş saray mutfağından mı çıktın? Ne ettin? Anam baban saray mutfağında şef miydi bilmiyor ki. Güllaç'ın bir Osmanlı yemeği olduğunu biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum? Şimdi tekrardan üzerine 6 kat güllaç yufkamızı koyup bırakıyorum soğumaya. Yaklaşık 2 saat, 3 saat dolapta beklerse çok tatlı olur. Dolapta değil, dışarıda mı dursa dolapta mı? Dolaba koyacağız canım, süt kendini çekecek, böyle soğuyacak. Biz ceviz bırakmayı unuttuk ya, bol bol dayadım cevizi. Allah'tan şurada 3-4 tane ceviz vardı, onları kırdık da süslemeye ceviz bırakmadım ya. Görüyor musunuz siz? Neyse bitti. 5 dakika onu dinlendirdim. Ondan sonra şimdi üstüne cevizle süslüyorum. Azıcık da nar atacağım. Ondan sonra bunun ne yapacağım biliyor musunuz? Sanki bana üstü kuruyacak gibi geliyor. Cihan'a da öyle geliyor. Biz bunu üstünü bir tepsiyle kapatmaya karar verdik. Streçleyelim bence. Streçleyelim. Bir demlensin böyle, anladın mı? Yani kurursa çok üzülürüm. O kadar uğraştım be. Ben bunu çok zor bir tatlı zannediyordum biliyor musunuz? Değilmiş. Bence güzel oldu. Evet, güzel şık durdu. Bakalım anamla babam beğenecek mi? Babam öyle her şeyi beğenmiyor biliyor musunuz? Ona bir şey beğendirmek çok zor. Beğenmeyince de ben de sinir oluyorum. Umarım bunu beğenir. Şimdi der ki, ya böyle çok hamur hamur tatlıları ben sevmiyorum. Ben diyorum ki sevmiyorsan yeme baba o zaman. Ne diyeyim, yalvarayım mı yani yesin diye. Sevmiyorsan yeme o zaman diyorum. Anlıyor bozulduğumu. Ondan sonra bakayım tadına. Çok güzelmiş diyor sonra da. Ne yapacaksınız işte. Ay çok sevimli oldu. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Çok kolay oldu. Ya onları annenlere götürürüz. Tamam. Hadi şimdi bu streçleyip dolaba koyalım. Şimdi fasulyeyi temizledim. Yalnız fasulye bir ilaç kokusu var, bir lastik gibi bir hali var. Bu fasulyeye 30 lira verdim bak yarım kilosuna. Zaten anasının gözü gibi bu fasulyenin fiyatı yani. Çok üzgünüm ama eğer ki bu fasulye iyi çıkmazsa,
Eğer ki lastik gibi olmaz olursa, eğer ki pişmezse bu fasulyeyi götüreceğim ve o manavdaki amcaya yedireceğim. Diyeceğim ki amcacığım bak, sen bu fasulyeyi bana yarım kilosunu 30 liraya sattın ama bu para kolay kazanılmıyor. Sen bu fasulyeyi alırken cinsini, cibiliyetini sormadın mı? Nasıl pişeceğini sormadın mı satıcısına? Bu lastik gibi sert pişmedi deyip ona yedirmeyi düşünüyorum. Yani asla yanına bırakmayacağım çünkü çok pahalı. Bu. Fasulye yapacağım şimdi. Birazcık suda beklesin. Bilmiyorum. İyi gibi görünüyor ama doğrarken biraz farklı hissiyatlara kapıldım. Hadi amcanın akşam yemeği çıktı. Hadi amca iftara sana yemek çıktı. Umarım çıkmaz, umarım ben aç kalmam. Domatesi de sonra doğrayacağım, şimdi soğan alayım. Amca, sana yemek çıkmaz inşallah, ben de aç kalmam. Yok başka yemek yok evde. Ay artık şu anda uzandım, çok yoruldum. Belim 2'ye değil 10'a ayrıldı yani, öyle söyleyeyim size. Fasulyeyi şeye bıraktım, balkona pişmeye bıraktım. Balkonda kavurdum soğanlı muğanlı, içerileri soğan kokmasın, arınmıyor sonra, biliyor musunuz kokusu. Şimdi saat kaç? 6'yı 10 geçiyor. Evet. Ya da 10 var bilmiyorum. Fasulye 45 dakika içinde pişmesi gerekiyor. Ben de 45 dakika şurada birazcık uzanacağım, dinleneceğim. Çünkü gerçekten belim koptu yani şu anda. Çorba yok. Hazır çorba alacaktı Can. Unutmuş. Çorba yapacak gücüm yok şu anda. Çorba da yapmayacağım. Evde hazır çorba yok mu? Yokmuş be. Neyse, fasulye, makarna, yoğurtlu kabak. Bu kadar. Bu akşamki menü yapacak bir şey yok. Sonradan da anneme gidip çay faslı ve güllaç. O iyi işte. Neyse hadi tamam, şimdi birazcık dinleneceğim ben. Cihancığım dayanamadı, kıyamadı. Dedi ki çorbasız dedi olmaz dedi. Ben gideyim dedi, çorba alayım dedi. Gitti bir tane hazır çorba. Valla bu saatten sonra öyle ev çorbası yapacak gücüm yok yani. Şimdi mantar çorbası yapıyorum. Ondan sonra işte makarnayı çıkardım. Makarnayı ısıtacağım. Yemek de zaten pişti. Arkadaşım geldi, dolma getirdi. Lahana dolması, lahana sarması. Biz de ona güllaç verdik. Güllaç verdim. Dedim ki güllaçımı çok beğeneceksin. İlk defa yapıyorum ama güllaç çok güzel sütünü çekmiş. Var ya böyle kabarmış. Size bak gösteririm finalde. Tekrardan. Bence çok güzel olmuştur diye düşünüyorum. Çok basitmiş yahu. O tepsi var ya, git dışarıdan al 250-300 TL. Kendiniz yapın. Tarif verdim size. Heh, tamam mı? 60-70 liraya en fazla mal oldu. Güllaç kaç paraydı? 45 lira yufkalar. Hı hı. Ondan sonra süt ceviz tane. 30 lira falan mı? 25 lira ama. Kompleminde 30 lira. Komple. Yani sütü, şekeri totalde 70-80 lirayı buluyor. Tabii. Buluyor. Hı, çok ama... Ay annem, annem. Az kaldı yavrum. Ne güzel görünüyor. Az kaldı annem. Hadi git açık içeride uzan. Bir şeyler izle. Netflix'i film bilim aç. Bırak yavrum. Bak üstünde şekerin tüyleri var. Çorbayı düşün. Çekil. Hadi git dinlen annem. Hadi git anne. Uy. Çok başım ağrıyor. Uzan. Tamam, neyi çekiyorsun Cihan? Evet, şimdi çorba servisini ben yapacağım ve çorba dolduruyorum. Benim yavrum ne kadar yardımsever. Öyleyim ya. Şimdi hiç kendimi övmeme gerek yok ama. Neydin haydi. Valla ben doldurdum çorbaları. Evet. Ay ben şimdi... Valla dakikaları böyle sayacağım. Çok açım. Anam. Ama sabır beyinden. Sabır 2-3 dakika kaldı sabır. Sabır yavrum. Sen oraya mı oturuyorsun? Ben şöyle oturursun diye düşünmüştüm. Çünkü biz babanla bu kabaklı yiyoruz ya, sen yemiyorsun ya ondan. Şöyle yer değişikliği yapalım istersen. Beyaz masada ne kadar güzel durdu ya şey. Tabaklar bile ne kadar şık durdu. Kendime bence var ya. De. Vallahi yakında kendime güzel bir yemek takımı alacağım ama bu ay değil. Önümüzdeki ay belki. Oh. Bakacağız yani. Şimdi işte bizim için iftar vakti. Dolmamızı da şimdi ben 2 dakika hemen mikrodalgada ısıtayım Cihan'cığım. Cihan'cığım dolmamızı da senin için, benim için. Esi de yemez bu dolmadan. O böyle şeyler pek sevmiyor. Ben hemen dolmamızı şurada ısıtacağım. Şimdilik buraya bunları tıkıştırabilirim. Çünkü zaman kalmadı. Acele ediyorum.
1,5 dakika. Canım fişi orada. Hah, tamam. Hemen dolmamızı da koyalım masamıza. Makarnamız ısındı, yemeğimiz oldu. Ve biltekinler için artık iftar vakti. Bu videomuzda bu kadar. Herhalde yemek yediğimizi de göstermeme gerek yok. Bence göstermeyelim. Evet, sadece tatlıyı göstereceğim. Yani o şişkinliğini görmenizi istiyorum. Hadi ya, çok acıktım. Tamam, dur çocuğum. Kulağın şeyde olsun, ezanda olsun. Bak, ne güzel şişmiş, kabarmış, görüyor musunuz? Tam bir güllaç olmuş yani. Evet. Bir kısmına da arkadaşım geldi. O bana dolma getirdi, ben ona güllaç verdim. Ona verdim yani, hani parçalar niye eksik, nereye gitti demeyin sonra. Bence çok güzel görünüyor, mutlaka deneyin diye tavsiye ederim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir günde orucumuz, Ramazanımız, iftar hazırlığımız bu şekildeydi. Bu ay içinde birkaç tane daha çekerim bu tarz video. Hoşçakalın. Öpüldünüz. Bay bay. Bay bay.